Şimdi 19 ile alakalı dördüncü sunumumuzu yapacağız inşallah. Şimdi ilk olarak ekranda göreceğiniz gibi sistem nedir? Yani neye sistem diyebiliriz diyeceğiz. Şuradan. Gördüğünüz gibi ekranda 9, 127, ondan sonra da 1'den 127'ye kadar sayılar var. Yani 9. sure 127 ayet gibi. Fakat burada bir şeyin sistemli olabilmesi için keyfilik barındırmaması gerekir. Yani ekrana baktığınızda mesela burada şu gördüğünüz rakamlar 19'un tam katıdır. Fakat burada olasılığı çok yükselten şeyler, yani düşüren şeyler var. Yani baktığınızda mesela bunu 4 şekilde deneyebiliyoruz. Örneğin şuradan 3 rakamı sildim, 127'yi sildim. Ne oldu? Yine deneyebiliriz. 19'un katı tutmadığına bakabiliriz. 9'u silip bakabiliriz. Aynı anda ikisini de ekleyip bakabiliriz. Veya sadece 1'den 127'ye kadar olan rakamları deneyebiliriz. Ne oldu burada? 4 tane seçeneğimiz var. Bu ne yapıyor? Olasılığı 1 bölü 5'e indiriyor. Yani çok zayıf bir veri. Şimdi bunu veri olarak biz kullanmıyoruz. Bu tür verileri biz de eleştiriyoruz. Bir verinin veri olabilmesi için olasılık değerinin yani mümkün olduğu kadar düşük olması gerekir. Yüksek değil. Bu 4 tane şekilde denendiği için biz bu veriyi olasılıksal olarak çok yüksek olduğunu bulduğumuz için bunu veri olarak değerlendirmiyoruz. Genellikle yapılan eleştiriler, yani internette bir takım eleştiriler var. Bu tür verilere eleştiriler yapıyorlar. Biz bir sistemi sorgularken yaptığımız şey şudur. İlk önce olasılık açısından çok düşük veriler var. Bunu burada az sonra inceleyeceğiz. O verileri gördükten sonra ancak bir takım veriler bize bir takım fikir veriyorsa onları kullanabiliriz. Ama bu veriyi biz işte hiç dikkate almıyoruz. Bu veri olarak görmüyoruz. Şimdi bu slaytta göreceğiniz üzere Kur'an'ın öğrenilecek haberleri olacak diyoruz. Ne demek bu? Baktığınızda 37, 8. sure 87 ve 88'de Kur'an'ın bir süre sonra öğrenileceği haberlerden bahsediyor. Yani Kur'an'ın geleceğe yönelik bir perspektifi de var. Bir öngörüsü de var. Ve 10. surenin 20. ayetinde de benzer bir şey var. Yani diyor ki ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki gizemler Allah'ın yanındadır. Öyleyse bekleyin, ben de sizin de bekliyorum. Yani peygamberin bizzat kendisi de bir takım şeyleri bekleyen biriydi. Yani Kur'an'ın bir ayetinde Kur'an'ın Enbe'ül Gayb, yani gaybın haberleri olarak kitap kendisini zaten tanımlıyor. Yani bunu da bir kenara not edelim. Kur'an'ın gelecekle alakalı bir takım öngörüleri var. Yani bu öngörüler olabilir. Bu öngörülerin neyle alakalı olduğunu biz burada söylemiyoruz. İki tane burada önerimiz olacak. Bir, verdiğimiz verilerin kontrol edilmesini istiyoruz. Yani verilen verileri kontrol edilmesi gerekir. Doğru mu yanlış mı? Mutlaka yani bir şekilde bunları kontrol etmemiz gerekir. İkincisi ise bu slaytta eleştireceğimiz soruların ulaştığımız eleştirilerden, yani birçok eleştiriye ulaştık. İnternette birçok eleştiri var. Bu eleştirilerden cevaba değecek olan soruları burada derledik. Yani birçok makaleden alınan bir sorulardır bunlar. Yani 20'ye yakın soru aldık. Bunların cevaplarını burada aramaya çalışacağız inşallah. İlk sorumuz şurada bir numaralı Word dosyasında olan veri. Neden Şura'nın ilk harfi olan Ayn, ondan sonraki Sin alınmıyor da kelimenin son harfi olan Kaf alınıyor diyor soran kişi. Bu hesaplamalar bazı yerlerde tesadüfen tutsa da genel bir kural değildir diyor. Evet, bunlara tesadüftür diyor. Yani kafla olan bir yerde diyor ki neden kaflar alıyorsunuz? Şimdi slaytta göreceğiniz üzere burada örneğin Kur'an'da kaç yerde kaf geçtiğine bakıyoruz biz? 2 yerde. Yani Kur'an'da 5 yerde, 6 yerde değil. Sadece 2 yerde geçiyor. Ve bu 2 yerde geçen de sure uzunlukları farklı olmasına rağmen 57'şer adet kaf var. Yani 57 tane 42. surede 57 tane
50. surede. Ve aynı zamanda bu sure numaraları ayet sayılarını topladığınızda 19'un katını veriyor. Yani 50. sure 45 ayet, 42. sure 53. ayet. Ve bunlar 19 çarpı 5, yani 95 yapıyor. Üstelik şöyle de bir detay var burada. Mesela Kur'an boyunca kavmin Lut olarak nitelenen Lut kavmi bu surede İhvan-ı Lut olarak kullanıyor. Yani eğer bu surede kavmi Lut deseydi kaf harfi bir tane fazla çıkacaktı. Yani böyle de bir detay var. Şimdi biz böyle bir tabloyla karşılaştığımızda yapmamız gereken şey şudur. Yani bunun neden böyle kullanıldığına bakmamız gerekir. Burada şöyle bir mantıkla bakamayız. Neden ilk sin değil de sat değil de işte kaf alınıyor? Aynı zamanda ayn, sin, kaf harfi, ayn, sin, sat harfleri de 19'un tam katı. 209 adet geçiyor. Yani o harfler de kendi içerisinde 19'un tam katı. 209 adet. Yani biz verilere baktığımızda iki tane surede 114 tane kaf harfi sayıyoruz. Bu aynı zamanda bildiğiniz gibi Kur'an'ın K'si olarak düşünün. 114 tane surenin bir sembolü gibi çıkıyor ortaya. Dolayısıyla yani biz böyle bir tablodan karşılaştıktan sonra o az önce söylediğim soruyu sormuyoruz. Yani neden sin alınıyor, neden kaf alınıyor, neden sin alınmıyor? Şimdi böyle bir veri varken biz açıkçası sin almaktansa kaf harfini almayı tercih ediyoruz. Ve bunlar bize mükemmel bir tablo sunuyor. Yani siz orada herhangi bir kaf harfiyle alakalı bir ekleme yapmış olsaydınız, Kur'an'daki bir ayete, orada bu sistemdeki parametreleri bozacaktı. Dolayısıyla biz bu eleştiriyi tutarlı bulmuyoruz. Bu verileri de açıkçası tesadüf olarak görmüyoruz. İhtimal olarak da 1/19 değildir. Bunu sonraki slaytlarda açıklayacağız. İkinci sorumuz da Besmele'nin harfi kaç harftir? Şimdi buradaki soru da şu. Besmele'nin harfi 21 harf deniyor. 21 harf denirken de bakın tabloda göreceğiniz üzere biz burada yazdık. Bir harfi şuradaki şeye atıyor. Yani şurada Word dosyasında göreceksiniz. Arapça orijinali 19 harf değil 21 harf olduğunu belirtmiştik diyor. Çünkü o normalde ba'dan sonra ismi vasıl hemzesi vardır diyor. Yani şurada gördüğünüz gibi bakın gösteriyorum şurada. Şurada bir elif olması gerektiğini söylüyor. Şimdi ben şurada ekranda diğer slide'da gösteriyorum yine. Bakın Kur'an'da elifli kullanım da var. Yani Allah elifi bilmiyor değil. Kur'an'da gördüğünüz gibi elifli kullanım da var. 96. surenin 1. ayetinde gördüğünüz gibi elif. Hakka suresinde 52. ayetinde elifli. Ve Vaka suresinin 96. ayetinde de elifli. Yani Allah dileseydi besmeleyi elifli yapabilirdi. Ama elifli yapmıyor. Çünkü Kur'an'da, yani şöyle söyleyeyim, besmelenin elifsiz olması 19'da çok önemli bir parametredir. Eğer siz oradaki harfe bir tane harf eklemesi yaptığınızda 19'daki çok önemli verileri çökertirsiniz. Ve besmele de çok ilginçtir. Kur'an'da numaralı 1. surenin 1. ayet olmak üzere tek bir besmele vardır. O da 1. surenin 1. ayeti. Ve o da böyledir. Bakın tabloda göreceğiniz üzere şurada sayımı da kolaylaştırmak için 1'den 19'a kadar numaralıdır. Yani buraya baktığınızda kolayca 19 harfi sayabilirsiniz. Herhangi bir 20. harf göremezsiniz. Burada olmayan bir harf, yani Arap gramer kuralına göre burada bir elif olması gerekiyor diyor. Biz olması gerekene bakmıyoruz. Dünyada birçok ülkede insan var. Çinlisi, Rusu, Amerikalısı, Afrikalısı. Baktığı zaman kolay sayabileceği bir veriden bahsediyoruz. Yani buna baktığında tüm ülkedeki Arapça bilsin bilmesin bir insan bunu kolayca sayabilir. Ama bizim gramer uzmanı alimlerimize kalırsa bu iş, onun için vasıl hemzesini bilmeniz lazım. Yoksa bunu sayamazsınız. Biz olması lazıma bakmıyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz şeyi sayıyoruz. Kur'an'da 1. ayetinden sonuna kadar tutarlı bir sistem vardır. Yani biz gördüğümüz şeyi sayıyoruz. Kur'an'ın hiçbir yerinde görmediğimiz harfler üretmiyoruz ve türetmiyoruz. Dolayısıyla biz besmeleye kusura bakmasınlar 21 harf diyemiyoruz. Çünkü 19 harf görebiliyoruz.
Bir de şurada Rahman kelimesini şurada Mim'in yanına gösteriyorum. Bir tane Elif olması gerektiğini söylüyorlar. Yani bu bana göre şöyle bir demek de şu manaya da geliyor. Yani Allah sanki yani gramer kurallarını öğretmek. Yani sen burayı yanlış yazmışsın. Aslında böyle yazılması gerekir. Yanlış yazdırmışsın. Gibi bir manaya da geliyor bu yani. Kur'an'da 114 tane besmele vardır. 114'ü de bu şekilde yazılmıştır arkadaşlar. Hiçbir tanesi onların iddia ettiği gibi yazılmamıştır. Buradaki isim kelimesi 19 yerde geçiyor deniyor diyor. Üçüncü sorumuz. Burada da okuyabilirsiniz. 11, 41 ve 27, 30 isimler niçin sayılmıyor? Onları da sayarsak 21 eder demiş eleştirmenimiz. Ama şunu atlamış yani bu kusura bakmasın bakın tabloda kolayca göreceğiniz üzere 22 tane bir kelime var. Yani onun bakış açısından bakarsak 21 değil 22. Burada maddi bir hata var yani sayım hatası var. Eleştirmenimiz daha ismi bile doğru sayamamış. Yani isimle bisim kaç tane geçiyor diye bile bakamıyor ama buradaki sistemi eleştiriyor. Şimdi bakarsak, şimdi bakın burada numaraladık. Biz neyi sayıyoruz arkadaşlar? Elif, sin, mim harflerini sayıyoruz. Çok açık bir şekilde tabloda görebilirsiniz. Bundan kaç tane var? Bakın 19 tane. Burada bakın 10. ayette Elif, Lam Elif ile yazılmış. Fakat yine isim kelimesi çıkıyor orada. Yani Kur'an'da bunu daha önce de işlemiştik yevm sayımlarında. Kur'an'daki sayımlarda kelimeler sondan bitişik almaz. Örneğin yevm kelimesi Kur'an'da 365 kez kullanılıyor. Yani tekil olarak aldığımızda el yevm olabilir, yevm olabilir. Bunlar 365 adet. Yani biz baktığımızda yani bunu tesadüf olarak göremiyoruz yani 365'i. Fakat sondan ek aldığında bu 365 daha yükseklere çıkıyor. 400 küsürlere çıkıyor. Dolayısıyla biz sondan ek alan şeyleri saymıyoruz. Baktığınızda mesela şuraya baktığınızda burada B, S, M harfleri var. Şurada 1. surenin 1. ayeti 11.41 bir de 27.30'da. Değil mi? 19 tane Elif, Sin, Mim var. 3 tane de bir bisimli harfimiz var. Şimdi bir sonraki slide bu konuya açıklık getiriyor arkadaşlar. Şimdi B, Sin ve Mim harfleri herhangi bir yerde Kur'an'ın geçmiyor. Bakın Kur'an'ın neresinde geçiyor bu 3 harf? 1. surenin 1. ayetinde. 1. surenin 1. ayetinden 11. surenin 41. ayetine kadar tam 1520 ayet var. Ve bu 19'un tam katı. Yani almadığımız iki besmele arasında 1520 tane ayet var. İkinci besmele ise 27. surenin 30. ayetinde. Ve orada da 1691 ayet var. O da 19'un tam katı. Ve 27. surenin 30. ayetinden Kur'an'ın sonuna kadar 3135 ayet var. Bu da 19'un tam katı. Yani bizim 22 tane kelimeden 3 tanesini almıyoruz. Ve ben bu sayımları incelediğimde şunu görüyorum. Yani ben açıkçası bu 3 tane B, Sin, Mim harfleri alınmamasını tutarlı olarak görüyorum. Çünkü sistemin kendisi de böyle bir veri sunarak belli bir sağlama da yapıyor. Yani buradaki 3 verinin olasılık hesabı 1/19 1/19 1/19 yani 6000'ler civarında bir veri yapıyor. Bölü 1. Ve bir veri daha var. Bu verinin şurada bir sonraki slaytta görüyoruz. Bunu destekleyici delil olarak alıyoruz. Bu da bir delil. Destekleyici bir delil. Şimdi aldığımız besmele isim kelimelerinin geçtiği ayet numaraları. Kaçıncı ayette geçiyor? 5. ayetin 5. surenin 4. ayetinde. 6. surenin 118. ayetinde. Bunların hepsini yan yana yazıyoruz arkadaşlar. Bu veri de 19'un tam katı. Yani isim kelimeleriyle alakalı geçen yerlerde de böyle bir şey var. 19'la alakalı bir veri var. Bunu da destekleyici bir delil olarak sunuyoruz.
Dolayısıyla buradaki ikinci ve üçüncü sorudaki soruların cevaplarını bu verdiğimiz verilerin karşılayacağını düşünüyoruz. Yani bu soruları soran insanların bu verileri incelemesi gerekir. Üzerinde de biraz düşünmeleri gerekir. Yani şurada göreceksiniz 90. surenin 10. ayetinde bir şey var. Bir soru sorusu soruluyor. Biz ona iki yol göstermedik mi? Yani Allah her zaman kuluna iki yol gösteriyor. İkisinden bir tanesini seçme hakkına sahipsin. İster buradaki verilere dayanarak dersin bu sayımlar yanlıştır. İster buradaki delillere bakarsın dersin bu sayılar müthiş bir veri var burada. Buna dayanarak buradaki verilerin sayımların doğruluğunu ve tutarlılığını teyit edersin. Bu kişinin kendi kişisel seçimine bağlıdır. Buradaki bir sonraki soruya geçiyoruz. Buradaki eleştirmenimiz de diyor ki neden 1974? Yani soruyu dördüncü soruda okuyabilirsiniz. Biz ne diyoruz? 19'da ilişkili veriler kaçıncı surede geçiyor? 74. Ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki 19 yan yana koyduğumuzda 1974. Şimdi bu veriler kaç yılında bulundu diye sorduğumuz zaman 1974. Tesadüf. Bu şimdi şurada bakın. Bir tane veri daha var. 74. surenin 1. ayetinden bakın görsellikte bir benzerlik var. Kur'an'ın sonuna kadar 741 ayet var. Bu da 19'un 39 katı. Bakın görsel olarak da belli bir simetri var burada. Ve 19'un keşif tarihi 1974. 19'un anlatıldığı sure 74. sure. Ve çok ilginçtir. Yani 19'la 74'ü çarptığınızda da Kur'an'ın vahyinden günümüze o 19'un keşfedildiği tarihe kadar olan sayıyı veriyor. 1406. Ve bir veri daha var şurada. Ben bir sonraki slaytta onu söyleyeceğim. Şu gördüğünüz gibi. Bakın buradaki iki ifade 19 harften oluşuyor. Birinci surenin ve ikinci surenin ayetleri. Ya eyyuhel müddessir kum feenzir. Ey gizlenen kalk ve uyar. Şimdi bu ayetler 19 harften oluşuyor. Burada kolayca sayabilirsiniz. Burada da tek tek numaralamışız gördüğünüz gibi. Şimdi burada 19 harften oluşuyor. Yani Müddessir suresindeki bir ayeti alıyoruz. Herhangi bir ayeti değil. Ve burada da bunun ebced değerlerini topladığımızda 1974'ü veriyor. Burada kolayca görebilirsiniz. Bakın. Her harfin altında ebced değerleri yazılmış, rakamsal değerleri. Bunları daha önceki slaytlarımızda anlatmıştık ebced değerlerinin ne olduğunu. Oradan isteyenler bakabilir. Burada da 1974'ü veriyor. Şimdi burada bakacağımız veriler. Kaç harf var bu iki ayette? 19. Ebced değeri ne? 1974. Dokuzuncu slaytta evet. Bulunuş tarihi 1974. 19. sureye 74. 19'la ilgili ayetler 74. surede anlatılıyor. 19-74. 1974 gibi görseli var diyebiliriz. Ve hicri olarak da vahide inen tarihi tutuyor. 19'da 74'ü çarptığımızda. Bu kadar veriye gördüğümüzde biz, ben şahsen şahsım olarak konuşuyorum. Bu kadar veriyi gördükten sonra ben neden 74-19 diyemiyorum açıkçası. Burada kişisel bir tercih yapmak zorunda insan. Yani bu kadar veriye bakarsınız. Ondan sonra dersiniz ki yok ben bunu tercih etmeyeceğim. 74'ü illa ben 19'u yanına koymak istiyorum. Bu sizin seçiminizdir. Ben bunca veriyi gördükten sonra 19'u yani 74'ü 19'un yanına koymayı tercih ederim. Çünkü sadece bu veriler de değil. Yüzlerce veri var. Bu verilere baktıktan sonra buradaki olasılık değeri hani düşük diye nitelenecek yani yüksek diye nitelenecek şeyler bana anlamlı geliyor açıkçası. Yani baktığımda müthiş şeyler görüyorum burada. Yani bana da 19'un bulunuş tarihini vermesi sürpriz değil yani. Bence çok güzel bir şey. Yani
Şimdi bir sonraki eleştirimiz de, eleştirmenimiz de beşinci sorumuz. Burada Tarık gelirsen sevinirim. Şimdi Kur'an gibi bir kitap, Kur'an gibi bir kitap surelerden ve kısımlardan oluşan bir kitaptan her türlü sayı paydahlanabilirdi diyor vatandaş. Şimdi özellikle buradaki yazım hatalarını da korudum. Yani bakın buradaki 191'i ben yazmadım. Buradaki 144'ü de orada görebilirsiniz. Burada kişinin eleştirisini aynen aldım, oraya kopyaladım. Bakın buradaki kişi eleştirirken bile özensiz davranmış. Bakın normalde 114 yazacağına 144 yazmış. 190 yazması gerekirken 191 yazmış. Ve buradaki 191'i de tekrarlamış, çok ilginç. Aynı hatayı tekrarlamış. Şimdi burada olasılıksal olarak verilerin çok kolay bulunabileceğini söylüyor. Yani Kur'an'daki verilerin olasılık değerinin çok yüksek olduğunu ve değerlerin değersiz olduğunu iddia ediyor. Biz şimdi burada birkaç verinin olasılığıyla alakalı konuşmak istiyoruz. Tarık buraya gelirsen. Şöyle. Şu an slide'da görünen tablo geçen haftaki sunumda zaten sayıların neye göre dizildiğinden bahsedilmişti. Sırf olasılıksal olarak şeyden bahsedeyim. Hem ondan kısaca bir bahsedelim. Tamam. Bahsedebildiğimiz kadar. Besmele'de 4 kelime var. Birinci satırda hangi kelimenin kaç harf uzunluğunda olduğunu, üçüncü satırda o her bir kelimenin ebced değerlerinin kaç olduğunu, beşinci satırda da harf harf hangi harfin hangi ebced değerine karşılık geldiğini yazıyorduk. 2, 4 ve 6'da da bir üzerlerinde bulunan satırdakileri kümülatif olarak söylüyorduk. Bu sayı dizilerinin her birisi de 19'un katı geliyordu ve bunların 19'un katı gelmesi birbirleriyle herhangi bir bağlantısı yok. Özellikle A, C ve E'nin birbirinden bağımsız olduğu çok bariz ama o kümülatif toplamlılar diğerlerinden dolayı hani olasılığı artıran bir şey. Üstteki zaten 19'a bölünüyor. Kümülatif de 19'a bölünebilir gibi düşünülebilir. Tamamen hiçbir etkisi yok. Hepsinin ayrı ayrı olasılıkları 1/19 ve 6'sının birden aynı anda böyle oluşması da 1/19/6 yaklaşık 40 küsür milyonda birlik bir olasılığa karşılık geliyor. Oraları işte 1, 2, 3, 4'ler konur konmaz onu bir seçim olarak kabul etsek bile yine 20 milyonda 1'e çıkar olasılık. Çok daha büyük, çok büyük bir olasılık yani bu. Büyük sayılardan bahsediyoruz. Oldukça büyük sorulardan. Şimdi o zaman şeyden olasılık, şuradaki hamim tablosuna da ufakça değinelim. Evet. Şuradaki 13. sunumda da hamim tablosu ile alakalı bir tablo var. Bununla da alakalı hamim ufak bir değinirsek. Hamim tablosunda da yine hamim başlangıçlı surelerdeki ha'ların, min'lerin toplamları 19'un katı çıkıyor. Bunu diğer başlangıçlı surelerden de biliyorduk. Fakat burada çok daha farklı bir durum da var. Bunu oluşturan mesela 40. surede ha 64 defa geçiyor. 6 ve 4'ten oluşuyor. Ondan sonra mim 390, 390. Bu sayıları yazmak için kullandığımız rakamları topladığımız zaman çıkan sayı hepsinin toplamının 19'un katı olduğunu söylemiştik. Onun çarpanına karşılık geliyor. Ki bunu da yine sayılarla denediğimiz zaman bir sayının 19'un katı olması onu oluşturan rakamların toplamının da onun diğer çarpanına eşit olmasını gerektirecek bir şey değil. Buradaki tablo aşağıda da onun üçlü, dörtlü alt grupları var.
harflerin değerinin kaç olduğuna göre, mesela burada H değerleri 40'tan başlamış. 40 küsürler, 30 hatta 30 küsürlerden daha düşükler de var. 80'e 90'a kadar mimlerde 150 küsürden işte 400-500'lere kadar var. Bu aralıktaki sayılara baktığımız zaman bunun bu özelliği vermesi 1/8, 1/20, 1/13 gibi olasılıklara geliyor. Bir de 1/19 normal 19'un katı gelme olasılığıydı. Bunların yine hepsini çarptığımız zaman da milyonlarla ifade edilecek ihtimallerden biri oluyor yani. Bu arada senin matematikle alakalı öğrenim gördüğünü de söyleyelim istersen. Yani bunu hani Tarık Arabacı matematikle alakalı doktor öğrencisidir kendisi. Bu hesapları kolayca yapabiliyor. Yüksek lisans yapıyor kendisi şu an. Tarık, teşekkür ederiz bununla alakalı yardımın için. Şimdi burada gördüğünüz gibi diğer tablolardan bağımsız olarak şuradaki harflerin 64 gördüğünüz gibi burada var. 380 var ve bunları topladığımızda kenarda 21 rakamını görüyorsunuz. Şimdi burada ki yani şuradaki veriyi 113'e tutturmak için şuradaki verilerin gördüğünüz her 7 suredeki verinin mükemmel bir şekilde eşleşmesi gerekir. Yani şunu kalkıp farklı bir kombinasyon oluşturmanız için bunu bir arkadaş hesaplamıştı. 10 milyar sayı setinde sadece 1119 tanesi böyle bir kombinasyon sağlıyor. Yani herhangi bir kombinasyonla şuradaki 113'ü tutturmanız mümkün değil. Bununla alakalı iki tane panomuz olacak, bulabilirsem göstereyim. Evet. Burada bakın, şurada göstermişiz. Bakın bu en düşük olan tablo. Şuradaki 101 tane, buradaki 400 olunca, yani bol sıfırlı bir tablo gördüğünüz gibi, 32 burada tutmuyor, bakın görüyorsunuz. Yani 19'un katını vermiş, yine 2147 yapıyor gördüğünüz gibi. Yani yine 19'un katını tutturuyoruz burada. Ama şu sayı değerlerinin toplamı 32'ye kadar düşüyor. Yani 113 yapmıyor. En düşük olan rakamlar bunlar. Bir de bir sonraki tanımızda da bakın burada da en yüksek çıkabilecek rakam var. 248. Bakın burada yine biz 19'a bölünen bir hamim tablosu elde edebiliyoruz. Yani 99 tane ha, 198 tane mim yaptığımızda şöyle gördüğünüz gibi sayı değerlerini topladığımızda 248'e ulaşıyoruz ama şu rakamı yakalayamıyoruz. Yani bunun yakalanma olasılığı 10 milyar sayı setinde 1119 adet. Bir arkadaşın hesaplamasına göre. Yani bu öyle kolay bir şey değil, tutturulma değil. Ancak doğru kombinasyonu bildiğinizde bu değerleri yakalayabilirsiniz. Yani diğer buradaki hani bize eleştiren kişilerin yaptığı gibi 1/19 falan değil yani. Bu arkadaşların olasılıktan falan anladığı yok. Olasılığın ne demek olduğundan da bir bilgileri yok. Her veriyi 1/19 olarak alıyorlar. Fakat burada öyle bir şey yok yani. 1/19 değil. Bu arada şunu da buradan ilan edelim. Yani 19'la alakalı kim varsa bizimle tartışmak istiyorsa derneğimize gelebilir. Kendisiyle, kendileriyle tartışırsak çok memnun oluruz. Çok da memnun kalırız. Kendilerini buraya da davet ediyoruz bu arada. Gelirlerse. Evet, 6. eleştiri, vahid kelimesinde elif yoktur. Şimdi vahid kelimesinde elif var mı yok mu? Bilindiği gibi internette bu Halis Aydemir'le Edip Yüksel arasında bir tartışma olmuştu. Hafs nüshasında, şu an elimizde bulunan nüshada bir tane elifsiz. Yani elinizdeki, evinizde olan nüshalarda elif vardır ama orijinal nüshada olmadığını söylemişti. Şimdi biz tabii o dönem bizim bir arkadaş bu konuyu daha önceden araştırmış. Şurada ekranda gördüğünüz üzere burada Paris'te olan bir şey var, nüsha var, bir müzede. Gördüğünüz gibi vahid kelimesi elifle yazılmış. Eski bir nüshada. Bu yaklaşık yine 100 yıla yakın önceki bir fotoğraf, yani şurada gördüğünüz. Vahid kelimesi burada elifli. Bu da başka bir müzeden.
Almanya'da 1933'te çekilmiş bu fotoğraf. Burada da yine White kelimesi elifli, gördüğünüz gibi. Burada da ayet numarası var bakın. 12. surenin 39. ayeti. Görüldüğü gibi 3 tane slaytımız var. Burada da bir tane var. 3 tanesini ben göstermeyi yeterli görüyorum. Üçünde de gördüğünüz gibi burada kare içerisinde de alınmış. Vaidimiz elifli. Bu ne demek? Şimdi tarihteki nüshalarda da birçok nüsha var. Yani geçmişten günümüze gelmiş tek bir nüsha yok. Birçok nüsha var. Bu nüshalarda da yine vaid kelimesinin Arap dil kuralına göre yine de elifli yazılmak zorunda vaid kelimesi. Geçmişte de elifli yazılmış. Yani vaidin elifli olması gerektiğini görüyoruz burada. Evet. Şimdi bir sonraki bu slaytımızda da mesela vahid kelimesinin ebced değeri 19'dur. Şurada gördüğünüz gibi her kelimenin altında harfler var, görüyorsunuz. Vav 6, elif 1, ha 8, dal harfi 4. Vahidin ebced değeri 19'dur. Bunu daha önceki slaytlarda biz anlatmıştık. Allah'ın isim değerlerinin ebced değerleri, Allah'ın işte besmeledeki kelimelerle geçişini simetrik olarak birbiriyle tutmasını, onu dileyenler oradan bakabilir. Burada vahid kelimesini şurada bakıyorsunuz, görsel bir benzerlik de var. Şuradaki elifle vavın, mesela 19 kelimesi. Arapçada da yine bu 1 ile 9 belli bir görsellik de burada sağlıyor. Evet, bir sonraki sorumuz. Şimdi burada 7. soruda da yine 5. sorudakinin benzeri bir şey var. Burada herhangi bir hesaplama sonucunda aranan şey çıkan sayının 19 katı olmasıdır. Yani buradaki eleştirmen diyor ki, siz diyor Kur'an'da diyor 19'la alakalı verileri inceliyorsunuz. Dolayısıyla diyor 19'la alakalı verileri buluyorsunuz. Ondan sonra bize mucize diye anlatıyorsunuz diye bir eleştirisi var kişinin. Şimdi burada ben sunumun başında da söylemiştim. Şimdi biz açıkçası biz de benzer bir eleştiriyi getiriyoruz. Yani her 19'un katı olan şey değil, yani bizim sunumumuzu yaptığımız şey bu değil. Ve şurada bakın, az önce bahsetmiştim yine. Bakın bu veriyi 4 ayrı şekilde test edebiliyoruz. Böyle test edebiliyoruz, gördüğünüz gibi 9 yazıyoruz, 127 ayettir. Ondan sonra 1'den 127 kadar yazıyoruz. Bu 19'un tam katı, gördüğünüz veri. Burada dilersek ne yapıyoruz? 127'yi silip 9'la test edebiliriz bunu. Böyle tutmuyor, bunu alamıyoruz çünkü tutmuyor. Sonra 9'u silip test edebiliriz. Sonra gördüğünüz gibi her ikisini yazıp test edebiliriz. Bu veya hiçbirini yazmadan test edebiliriz. Ne oldu? Burada 4 olasılık var. Yani burada keyfilik söz konusu olabilir. Buraya bu 6. soruyu soran kişi eğer böyle bir veri dolayısıyla bizi eleştiriyorsa buradaki eleştiri tutarlı ve doğru olabilirdi. Fakat 19'la alakalı az önce bahsettiğimiz gibi gerek hamim gerek kafla alakalı olan olsun, gerek besmelenin kendi geçiş yerleri, ebced değerli, kümülatif değerleri, bunları aldığımızda burada gördüğünüz gibi 19'la alakalı bir olasılık biz göremiyoruz. 1/19 göremiyoruz. Burada bir keyfilik yok, bir tutarlılık var. Bakın burada da besmelede de mesela ne yapmışız? Ben size sorsam mesela birinci kelime kaç harf? Ne diyeceksiniz? 3. Onu yazıyoruz biz. İkinci kelime kaç harf? 4 harf. Üçüncü kelime kaç harf? 6 harf. Bunları yazıyoruz. Yani biz keyfi burada davranmıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunları kümülatif olarak topluyoruz. Burada 3 ile 4'ü topladık. Ne oldu? 7. Burada 13 yaptı. 19. Bu da 19'un tam katı. Sadece burayla da kalmıyor. Yani şu değerlerin kendisi de topladığınızda 786 yine 19'un tam katını veriyor. Yani sadece burayla da kalmıyor bu veriler. Yani dolayısıyla biz 1/19 hesapların nasıl yapıldığını açıkçası merak ediyoruz yani. Burada da sekizinci soruda
Sonraki harflerden birisi de ha idi. Ancak bu hurufu mukatta'nın geçtiği surelerdeki 7 sure ismini sayıyor. Sayımı 19 katı mıdır? Evet. Buradaki az önce izah ettiğimiz Hamim tablosu her biri 19'un katı değil ama 7 tanesi 7 tanesindeki bütün hamimleri topladığımızda özel bir tablo oluşturuyor. Kendi başına bağımsız. Diğer tablolardan ayrı. Yani az önce anlatmıştık. Tekrar anlatma gereği duymuyorum. Oradaki rakamların değerleri de az önce anlattık yine. 19'un tam katı ve olasılık değeri milyonlarla ifade edilen bir olasılık değeri veriliyor. Yani dolayısıyla buradaki eleştirinin biz doğru olmadığını söylüyoruz. Şimdi burada eleştirilirken bir de şu yapılıyor. Eleştiren kimseler tablolarla alakalı, burada bakın 7 tanesinin 19'la alakalı bir tutarlılığı olduğu falan söylenmiyor. Surelerin toplam hamim değerlerinin 19'un katı olduğu gizleniyor. Ve oradaki sayı değerlerinin yine 19'un katının bölünme olasılığını verdiği söylenmiyor. Ne yapılıyor? Burada bardağın boş tarafına bakılıyor açıkçası. Dolu tarafı bakılmıyor, artı gizleniyor, hiç bahsedilmiyor. Dolayısıyla biz birçok eleştirde de buna rastladık. Eleştirmenler genellikle bardağın boş tarafına bakmayı tercih ediyorlar ve bardağın dolu olan o tarafını da gizlemeyi tercih ediyorlar. Bunu biz tutarlı görmüyoruz. 9. surede, 9. eleştiride şöyle bir şey var. Burada maddi hata var yine. Sad ve kaf harfleri yazılırken şedde kullanılan yerlerde tek harf sayılmıştır. Şimdi tekrar besmeleye dönersek, hani eleştirmenimizi anlamak adına. Şimdi burada Rahman'da ne yapıyoruz? Biz çift R çıkarıyoruz değil mi? Buradaki ne diyor? Tek diyor. Sen diyor sayımı alıyorsun diyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Çift okuyoruz orada. Ama diyor sen diyor tek alıyorsun. Burada neden bunu yapıyorsun diyor. Şimdi biz ne demiştik başlangıçta? Biz gördüğümüz verileri sayıyoruz. Burada siz çift R'yi görebiliyor musunuz? Görmüyoruz değil mi? Şimdi eğer eleştirmen biz şedde. Şedde bir harfi çift okutan şey demek. Yani bir harfi çift okutuyor. Şimdi eğer biz Kur'an'ın herhangi bir yerinde şeddeyi çift saysaydık şurada gördüğünüz 9. soru tutarlı olabilirdi. Ama biz Kur'an'ın hiçbir yerinde şeddedeki harfi çift saymıyoruz. Dolayısıyla burada bakın ne diyor? Zorluğu yarıya indiren bir keyfilik olarak not edelim. Şimdi burada biz eğer Kur'an'ın herhangi bir yerinde keyfi olarak şeddeleri çift saymış olsaydık bu eleştiri tutarlı ve doğru olabilirdi. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Hiçbir yerde biz şeddeleri çift olarak saymıyoruz. Dolayısıyla buradaki eleştirmen esasen eleştirdiği şeyi bile anlamamıştır. Yani eleştirisinde bile tutarlı değil ve burada maddi bir hata var. Eleştirmede bir tutarsızlık var, yani bir mantık hatası da var. Yani yarıya indiren bir zorluk değil açıkçası burada izah ettiğimiz gibi. Ve bununla alakalı ben bir veri burada sunmak istiyorum. Şimdi burada 10. sarıda da dolayısıyla harflerde şurada bakın şimdi sad harfinin Kur'an'da önemli bir parametre sunuyor bu sad harfleri. 7. surenin başında 19. surede ve 38. surede sad harfleri var. Şimdi bu 3 tane sad harfi 152 adet. Fakat bir tane surede sad harfi bir tane fazla çıkıyor. Yani 153 çıkıyor o sad harfini alırsak. Fakat biz Kur'an'ın diğer o nüshaları araştırdığımızda bu sad harfiyle alakalı 77. surenin 69. ayetindeki bastadan kelimesinin sin harfiyle yazıldığını tespit ettik. Taşkent nüshasında. Ve burada bütün elinizdeki nüshalarda da o sad harfinin altında küçük bir sin harfi vardır. Bazı nüshalarda sin ile de okuyun diye yazılır. Çünkü gramer kurallarına göre de sin harfiyle yazılması gerekiyor bunun. Şimdi
Kur'an'ın iki yerinde Kur'an bu şeyleri düzeltiyor. 7. surenin 69. ayeti ve 2. surenin 245. ayetinde. Bu sin harfleri sat harfiyle yazılmış. Ve buradaki şeye baktığımızda gördüğünüz gibi şurada ben bir şey göstermek istiyorum. Sa 114 ben anlatayım burada şey yok. Evet 114 tane şey var. Şu tabloyu küçültebilir miyiz? Evet tamam. Şimdi 114 tane 14 tane huruf-u mukatta dediğimiz şey 14 tane harften oluşuyor. 14 tane harf. 14 tane huruf-u mukatta harfinin topladığımızda kaç tane surede kaç tane ayette geçebilir? Bu 14 harf aynı anda bir arada. Yani 14 elif, lam, mim, sad, kaf vesaire. 14 tane harften oluşuyor. Bütün Kur'an'daki huruf-u mukattalar. Bunları kontrol ettiğimizde Kur'an'da tam tamına 114 tane harfte bir arada geçtiğini görüyoruz bunun. Yani o 14 tane huruf mukatta harfleri tam tamına 14 tane şeyde geçiyor. Ayette geçiyor. Fakat bir ayette 115'e çıkıyor. Eğer onu şey alırsak sat olarak alırsak 115'e çıkıyor. İlginç bir şey. Ve burada onu sin olarak okuduğumuzda tam tamına 114 tane ayette 14 tane huruf-u mukatta harfi aynı anda geçiyor. Çok müthiş bir veri bu. Yani siz 14 tane huruf-u mukatta harfiyle tam 114 tane ayet yapıyorsunuz. Burada ilginç bir şey daha var. Bakın 7. surenin 69. ayetini topladığınızda 76 yapıyor. 19'un 4 katı. 2. surenin kaçıncı ayetindeydi? 245. ayetinde. Bunu da 2 ile 245'i toplayın 247. Bunda 19 çarpı 13. Yine 19'un tam katını veriyor. Çok ilginç. İki tane sat sin problemi var. Bu iki tane ayet numaralarıyla ayet sure numaralarını topladığınızda yine 19'un tam katını veriyor. Çok ilginç bir veri. Yani buradaki keyfilik dediğimiz şurada eleştiride hileli harf sayımları dediğiniz şurada bakın 10. soruda hileli harf sayımları var diyor. Şeddeli harfleri saymıyor diyor. Dolayısıyla biz bu tür verilere baktığımızda açıkçası burada sad harfiyle alakalı bir doğrulama alıyoruz. Yani burada belli bir doğrulama var. Yani sadlar sin olarak okunur. Neden? Çünkü 14 tane huruf-u mukatta harfi aynı anda 114 tane ayette geçiyor. 115. oradaki sin-i sad yaptığınızda 115 oluyor. Artı buradaki saydığımız deliller de yine 19'da alakalı 152 tane. Burada da 19'un tam katını tutuyor. Böyle gördüğünüz gibi deliller var. Dolayısıyla buradaki verileri de böyle sayıyoruz biz. 11. eleştiriye geçiyoruz. Burada neden isim kelimesi sayılırken ön ek alırken alanlar istisna ediliyorken Allah kelimesi sayılırken lillah, billah gibi ön ek alanlar da sayılmıştır. Evet. Şimdi Kur'an'la alakalı bütün kelimelerin sayımlarında biz hiçbir zaman sondan alan ekleri saymıyoruz arkadaşlar. Yani Kur'an'ın başından sonuna kadar sondan alan ekleri saymıyoruz. Ama yevm kelimesinin sayısında el yevm alınabiliyor. Ama yevm sayıma alınabiliyor. Yevm, el yevm. Bunlar sayıma dahil ediliyor. Ama mesela yevmeyn kelimesini alırken sayamıyoruz. Neden? Sondan ekleniyor. Yine yevm kelimesi 19'un tam katıdır. 475 adet geçer. Buradaki bakınız. Şurada bizim 19 sayımlarını aldığımız 4 tane kelime var. Burada lillah, burada Allah, billah, felillah. Buradaki kelimeleri sayarken biz 19 sayımlarını alıyoruz. Neyi almıyoruz?
sadece şurada gördüğünüz Allahümmeleri almıyoruz. Çok ilginç. Az önce ben size ne demiştim? Mesela burada da şey var. Allahümmelerin kendisinde geçtiği ayetleri topladığınızda 19'un katını veriyor. Buradaki ayetler de yani belli bir verin içine dahil oluyor. Yani bizler, şuradaki tabloyu da ben göstermek istiyorum. Bir sonraki tablo. Bakın biz isim kelimelerinde de örnek alanları bakın sayıyoruz. 10. ayet 49-11, 10. isim kelimesinin geçtiği yer. Bakın burada da gösteriyorum. 14. yerde de bakın başına ek alanlar sayılıyor. Yem kelimesinde de aynı öyledir. El yemler, yemler tek başına sayılabiliyor. Dolayısıyla burada da bir tutarlılık söz konusu. Eğer biz şöyle bir şey tutarlı olabilirdi. Mesela biz orada yemihimleri de saymış olsaydık, burada Allahümmeleri saymasaydık, burada eleştirmenin eleştirisi tutarlı olabilirdi. Çünkü orada son ekleri almıyorsun, burada alıyorsun deseydi haklı bir eleştiri olabilirdi. Ama burada biz açıkçası tutarlılık göremiyoruz. Çünkü son ek alan hiçbir kelimeyi sayımlara biz dahil etmiyoruz. Bütün kelime sayımlarında bu böyledir. Dolayısıyla biz bu sistemin, bu sayımın doğru ve tutarlı olduğunu savunuyoruz. Şimdi burada 12. eleştiri de tüm bunlara son ekleyeceğimiz şey de sayımların hiçbirinde besmelenin sayılmamasıdır. Şimdi burada 12. eleştiri de ne diyor eleştirmenimiz? Tüm bunlara son ekleyeceğimiz şey de sayımların hiçbirinde besmeleyi saymıyorsunuz diyor. Bu tutarlılık değil mi kardeşim zaten? Biz besmele, 112 tane besmelede hiç ayet numarası var mı? Ayet numarası yok. Dolayısıyla kelime sayımlarında biz numarasız besmeleleri katmıyoruz. Numarasız besmele ne demek? İkinci surenin birinci ayetinde numarasız besmele vardır. Ve Kur'an'ın 112 suresinin başında besmeleler numarasızdır. Dolayısıyla biz kelime sayımlarına numarasız besmeleleri dahil edemiyoruz. Çünkü başında numara olsaydı, mesela bununla alakalı bir parametre de birinci surenin birinci ayetinin numaralı olmasıdır. Bakın, Kur'an'da 114 tane surede sadece bir tanesinde numaralı besmele var. Ötekilerin hiçbir tanesinde numaralı besmele yok. Bu ne demek? Yani orada bir kasıt var. Eğer birinci surenin birinci ayetinde o besmele numarasız olsaydı 19'la alakalı bütün önemli veriler çökerdi. Surelerin başında yalnızca bir tane numaralı besmele var. Yani 9. surenin başında da besmele yok. O da çok önemli bir veri. Yani siz Kur'an'ın başına 113 tane besmele koyacaksınız. Sadece bir tanesine numaralı besmele koyacaksınız. Bir tanesine de besmele koymayacaksınız. Bunlar çok önemli veriler. Bunları not edelim. Bir sonraki sunumda neden numarasız olduğunu tartışacağız. Bununla alakalı önemli veriler sunacağız. Soruları daha sonra alacağız. Şimdi burada açıkçası ben birkaç tane ayet okumak istiyorum. Ayetleri siz ekrandan okuyabilirsiniz. Şimdi biz bu sunuma başlamadan önce şöyle bir şey demiştik. فَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ Biz ona iki yol göstermedik mi? Değil mi? İki yol bize gösteriyor Allah. Bakın, ne diyor burada Allah? Yüce Allah 7. surenin 146. ayetinde yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri mucizelerimden çevireceğim. Her türlü mucizeyi görseler de inanmazlar. Yani insanlar mucizeleri gördüler mi inanacaklar diye bir şey yok. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Zira onlar ayetlerimizi yalanladılar diyor. Bir sonraki ayete geçiyoruz. Bakın, Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. Öyleyse sen mi halkı inanmaları için zorlayacaksın? Şimdi bakın, burada 101. ayette yine de ki göklerde ve yerde neler var? Bir bakın. İnanmayan bir topluma deliller ve uyarılar kar etmez. Bu ne demek? Yani bakın, geçmişte bir sürü kutsal kitap geldi. Değil mi? Bir sürü toplumun elinde, Hristiyanların elinde mesela İncil var. Bu insanlar o kitapla doğru yolu bulamıyorlar. Geçmişte bir sürü elçi geldi. Bu elçinin anlattığı mesajına kaç kişi güzel yanıt verdi? Değil mi? Genellikle olumsuz yanıtlar. Elçilere deli dendi, sapık dendi. Yalan söylüyorsun, yalancı dendi. Bir sürü lakaplar takıldı elçilere.
Şimdi dolayısıyla Kur'an'da eğer bir mucize varsa bunun illa anlaşılacak, illa herkes görecek diye bir şey yok. Dolayısıyla bir az önce anlattığımız gibi hamimle alakalı veriler var. Bir de hani böyle iki yol gösteren veriler var. Yani ister bu yolu seçersin, ister bu yolu seçersin. Buradaki verilerle de alakalı, Tarık'cığım seni yine buraya alalım. Şimdi bakın, burada önemli bir veri var. Örneğin, besmeleyi oluşturan kelimelerin geçtiği ayet sayısı ne kadar? Bism kelimesi, Allah kelimesi, Rahman Rahim kelimeleri Kur'an'da kaç kez, hangi ayette geçiyor? 1919 ayette. Ne yaptık? Bunu bir yere not edelim. 19 çarpı 101. Görseli de müthiş. 19-19 yan yana duruyor böyle. Bism kelimesini oluşturan kelimeler, besmele kelimesini oluşturan kelimeler bakın burada. Tarık, sana burada topu verelim. Bir tarafta oradaki kelimelerin kaç defa geçtiklerini saydık. Bunlardan 4 tanesi 19'un katı çıktı. Bir de Allah'ın bütün isimleri arasında ebced değeri 19 olanlara baktı. Her iki tarafta da 4'er tane 19'un katı olan var. Fakat biz hiçbir zaman mucizevi olan, şaşırtıcı olan, sürpriz olan için her iki tarafta da 4'er tane çıkmasını eleştiride bahsedildiği gibi söylemiyoruz zaten. 19'un katı çıktı bu sayılar ama buradaki aralıkta işte 2698'lere kadar yaklaşık 150 tane 19'un katı olan sayı var. Ve bu 150 tane 19'un katı olan sayı arasında tam da öteki tarafta kullanılanlar çıkmış oldu. Yani olasılığı esas çok yüksek hale getiren şey o. Mesela Allah kelimelerinin sayısı 2698 defa geçiyor. Kur'an'da geçen Allah'ın isimlerinin ebced değerlerinden en yüksek olan 19'un katı olabilir ama İşte 1500 küsür bir şey değil, 2000 başka bir şey değil. Tam yine 2698. Olayı esas cazip hale getiren bu. Olasılıkla alakalı. Yani şimdi buradaki Allah isimlerinin eşleşme olasılığı kaç tane isim arasından alıyoruz? 123 tane isim arasından bunlar tespit edilmiş. Ne demek bu? 123 isim arasından sadece 4 tane ebced değeri 19'un katı çıkıyor. Ama herhangi bir kat değil. Buradaki tablo birebir Allah o besmeledeki kelimelerin geçiş rakamlarıyla eşleşiyor. Yani buradaki olasılıktan kısaca bahsedebilir miyiz? Tabii. Bu her bir eşleşme 150'de birlik bir olasılık kabaca. Bunlardan da 4 tane olduğu için 1 bölü 150 üzeri 4 gibi şu an hesap. 8. Yani 1 bölü yüzlerce milyon, milyarda bir seviyesine yükselecek bir olasılık. Evet, burada bir de şu var, yani çarpan etkisi yapıyor. Yani burada mesela bir ismin eşleşme olasılığı 19'da 1. Ama biz bu ismi bir isimden seçmiyoruz. 123 isimden sadece 4 tanesi 19'un katı çıkıyor. Bunu bir kenara not edelim. Yani buradaki hani 4 tane çıkması normal ama bu 4 tane çıkması herhangi bir şeyle eşleşmiyor. Kur'an'daki ya besmele tablosuyla eşleşiyor. Bu çok önemli bir şey. Ve simetrik olarak birebir eşleşiyor. Normal derken yine olasılıksal olarak bir değeri var ama o diğerlerine nazaran yani esas gücünü aldığı yer orası değil. Evet. Yani dolayısıyla buradaki hani 13. soruda bakın görebilirsiniz. 13. sıradaki işte ebced değerinin sadece isimlerin ebced değerlerinin 19 bölü 1 olasılık diye eleştirmiş. Fakat burada biz bundan bahsetmiyoruz. İki tablonun birbiriyle eşleşmesinden bahsediyoruz. Buradaki olasılık değerini düşüren şey bu. O tablonun birebir birbiriyle eşleşmesi. İşte bunun olasılık değeri çok düşük yani. Öyle söyleyeyim. Yani benim bildiğim kadarıyla 77 trilyonluk falan bir rakamdan bahsediliyor. Şeyi de dahil edersek, bunun aynı zamanda başka Allah'ın isimlerinden de yok. Besmele'de geçen kelimeler buradaki kelimeler. Evet. Hepsini göz önünde bulundurduğumuzda 77 trilyonlara çıkıyordu. Yukarıdaki tabii veriyi de alıyoruz. Dolayısıyla yani buradaki çok önemli bir tablodur aynı zamanda. Buradaki iki veri.
Yani bakın, bütünüyle bir simetri var. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey, buradaki olasılığı bir araştırmak. Yani bunu daha sonra siz de araştırabilirsiniz. Müthiş bir veri var burada yani. Allah'ın Kur'an'da geçen isimlerinden 123 tanesinden başka hiçbir tanesi 19'un katını vermiyor. Evet, burada 14. Şey, buna geçmeden önce orada evet. Bir cümle var, onu da gelmişken değineyim. Tabii. İstatistik açıdan birkaç soru önceydi sanırım. Evet. Birinci soru da vardı. Evet. Rastgele seçilen herhangi 19 sayının içinde kesinlikle %100 bir adet 19'un katı olan sayı bulunacaktır diyor. Bu da matematiksel olarak doğru bir bilgi değil. Doğrusu %70'lik bir olasılıkla bir tane çıkar ama %30 gibi hiç de azımsanmayacak bir olasılıkla sayıların hiçbiri 19'un katı olmayabilir pekala. Bunu da daha kolay görmek için 19 üzerinden değil de 2 üzerinden düşünecek olursak, mesela bir bozuk para atışında ya yası gelir ya tura gelir. Diyebilir misiniz ki 2 defa atarsak illaki birisi yası gelir diyemezsiniz. Yani çünkü o sayı işte kaç sayı işte belli bir sayıda attın. Bir sonrakini illaki böyle gelmek zorundadır diye mahkum edemezsin doğadaki hiçbir olayı. Ama kalkıp %100 böyle bir şey gelir dediği zaman yani zaten mantıken doğru olmayacağı oradan da belli. Yani bu şunu görüyoruz. 19 ile alakalı internetteki verilerin çoğunu, yani benim gördüğüm matematikten yani anlamayan, olasılık hesaplarını yapamayan kişiler yapmış. Belli bir matematik bilgisi var ama olasılıkla alakalı hesaplarını yaptığı, yapmaya kalktığında burada kişilerin yapamadığını görüyoruz. Ve bir sürü böyle az önceki Tarık'ın da eleştirdiği gibi maddi hatalar ortaya çıkıyor. Evet, buradaki bir sonraki soruya geçiyoruz. Teşekkür ederim Tarık'cığım. 14. soru. Şimdi 14. soruda oysa 19 kodlu görünen o hesaplamaların ki 1001 sayısal manevler alanın yapıldığı bir alan. Dolayısıyla 19 mucizesi sokaktan geçen bir adama değil, daha elit bir kesime hitap ediyor diyor eleştirmenimiz. Yani 19'un elit bir kesime hitap ettiğini söylüyor. Şimdi bakın, 19 ile alakalı veriler aslında kolaydır. Yani 19 ilim sahiplerine de verecek, inceleyecek veriler sunar. Sokaktan geçen bir adama da veriler sunar. Mesela Kur'an'da kaç tane sure var? 114. 19'un 6 katı. Besmele kaç harf? 19. Değil mi? Kolayca bu verileri hesaplayabiliyoruz. Değil mi? Ve baktığımızda yani birçok veri böyle çok kolay, kolayca anlaşılabilecek veri de. Yani az önce gösterdiğimiz isim tablosuyla besmelenin kelimelerin geçiş adedi. Kolayca görebilirsiniz. Hamim tablosu. Burada bir mükemmellik, bir şey var. Yani onu kolayca tespit edebilirsiniz. Yani buradaki eleştirinin ben açıkçası tutarlı olduğuna inanmıyorum. Fakat şöyle bir şeyde bence haklılık payı var. Ben burada yine birkaç tane ayet paylaşmak istiyorum. Şimdi buradaki ayetleri okuyalım beraberce. 6. surenin 109. ayeti. Bakın burada ayetteki vurgu şu. Mucizeler geldiği zaman onların inanmayacağını bilmez misin? Yani Kur'an'daki ayet dediğimiz şeyler inkarcıları ikna etmek için değildir. 74. surenin 31. ayetine baktığımızda orada bir veri vardır. İnananların inancını güçlendirsin der, değil mi? Kitap ehlinin kuşkularını ortadan kaldırsın. İnananlarla kitap ehlinin kuşkularını yine ortadan kaldırsın. İnkarcılarla kalbinde maraz olanlar Allah bu örnekle neyi demek istiyor desinler der. 74. surenin 31. ayeti. Özellikle o ayeti incelemenizi istiyorum. Yani eve gittiğinizde bir bakın. Burada bakın ne diyor? Mucizeler geldiği zaman onların inanmayacağını bilmez misin? Bakın burada 6. surenin 25. ayetinde de yine onların bir kısmı seni dinler diyor. Fakat kalplerinin üzerine anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Her bir mucizeyi görseler de inanmazlar diyor. Şimdi bakın burada çok ilginç bir ifade var yine.
Çok ilginç. Bu bir efsanedir derler diyor. Çok ilginç. Yani 19'la alakalı yapılan bir kitap vardı Orhan Kuntman'ın. 19'a yapılan ilk eleştirel kitaplardan biri bu. Yazdığı kitabına yazdı baş 19 efsanesi. Çok ilginç. Yani hiçbir şey bulamamış. Yani efsane kelimesi kullanıyor. Ve burada bakıyorsunuz. Yani şöyle bir şey buradan anlayabiliriz. Yani bu ayetlere bakarsak ve birçok ayet var yine Kur'an'da. 111. ayete de yine bakalım. Onlara melekleri indirse, kendileriyle ölüler konuşsa, her şeyi getirip önlerine koysak, Allah'ın diledikleri hariç yine ona inanacak değillerdir. Fakat bu çoğu bu gerçeği bilmez. Yani Kur'an'daki veriler hem ayet olarak veriler olsun, yani Kur'an'daki ayetler olsun, hem 19 olsun, bu kişinin bakış açısına göre veriler sunar. Eğer siz tarikata inanmak istiyorsanız, Kur'an'dan bu verilere ulaşabilirsiniz ki bu adamlar da Kur'an'ı okuyor. Kur'an'daki bakıyorsunuz mesela Irak'ta şu an mesela IŞİD denen bir örgüt var. Bu adamlar da mesela insanların kafasını kesiyor, birçok şey yapıyor. Yine Kur'an'ı okuyorlar. Yani Kur'an'a baktığınızda bir takım verileri keyfi olarak farklı yorumlayabiliyorlar. Yani bu ne demek? Şurada bakın onların ne diyor? Kalplerinin üzerlerine örtüler koyarız. Anlamalarına engel olacak. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamak, belli bir bakış açısına sahip olmak, belli bir temizliğe sahip olmakla ilişkilidir. Eğer siz kendinizi ahlaken düzeltmiyorsanız, erdemli bir insan değilseniz, bu ayetleri okuduğunuzda sizin imanınızı değil, 17. surenin 82. ayeti, Kur'an'ın ayeti, iman edenlerin imanını zalimlerin zararını artırır diyor Kur'an. Dolayısıyla bizler eğer verileri doğru yorumlamak istiyorsak, dolayısıyla Kur'an'ın önerdiği, erdem dediği şeylerin nitelikleri barındırmak zorundayız. Burada 15. soruya geçiyorum yine. Sakar kelimesini burada eleştiriyor. Birçok insan internette bunu eleştiriyor. Soruyu direkt olarak oradan okuyabilirsiniz. 19'u Kur'an'dan çıkaramıyorlar. Ön kurul kabullerini 19'u Kur'an'a söyletmeye çalışıyorlar. İlgili ayetler üzerindeki okumalarında tutarsızlıklarının farkına bile varamıyorlar diyor. Burada şöyle ki bir örnek veriyor. Sakar kelimesi geçiyormuş. Biz bunu Kur'an gibi sunmaya çalışıyormuş. Şimdi burada açıkçası biz yine az önce Kaf'la alakalı benzer bir eleştiri vardı yine. Şimdi biz burada bakın, şimdi Allah sakar kelimesine bakın bir anlam yüklüyor. Ve ma edrake ma sakar. Sekar'ın ne demek olduğunu biliyor musun diyor. Yani ne demek bu? Allah sekar kelimesine bir anlam yükleyecek. Yani senin düşündüğün şey olmayabilir. Neden? Çünkü sana diyor ki sakar'ın ne demek olduğunu biliyor musun? Haviye'nin ne demek olduğunu biliyor musun? Sana soru soruyor. Çünkü tanımı Allah'ın bizzat kendisi yapacak. Senin kafandaki şey doğru olmayabilir. Geçmişte tanımlanan şey doğru olmayabilir. Allah diyor ki sakarın ne demek olduğunu biliyor musun? O ne yüklenir ne bırakır diyor. La tubki ve la tezer. O ne bakiye verir ne artar ne de tezer. Bırakır, azalır. Yani ne artar ne azalır. Bırakır. Şimdi burada ne diyoruz? Biz mesela 19'u tanımlarken ne diyoruz? 19 neydi asal sayılar? 1'e bölünür ya da yalnızca kendisine bölünür. Asal sayıların özelliğidir bu. Yani ya 19'a ne yapıyor bu mesela? Biz 19'a bölünmediğimizde ne yapıyor? Ya artan bırakıyor ya azalan bırakıyor değil mi? Burada ne diyor? Baki bırakmaz ve azalmaz. Şimdi burada bakıyoruz mesela sekar kelimesine. Şimdi sekar kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? 26, 27, 42. Bu üçünü topladığımızda 19 çarpı 5. Hadi buna tesadüf dedik. Bunları ebced toplarını değerlerini topladığımızda da 26. sure 556 ebced değerini topluyor. 27. ayet 683 ebced değerini ve 3 tane ayetin ebced değerini topladığımızda 19 çarpı 100. Ve bir sonraki şeye bakıyoruz. Şu 1900'ü yan yana yazdığımızda da ne yapıyor? Hem 74. surenin işte 1974'te bulunmuş tarihini veriyor. Yani 1900-1974 tarihini veriyor. Hadi bunların hepsine tesadüf diyelim.
İlk sekarla 54. surenin ikinci 48. ayete geçiyor ilk sekar kelimesi. İkinci sekar arasında tam 627 ayet var. 19 çarpı 33. Yani bunların hepsini bir araya topladığımızda biz 19'da ilişkisini sekarın çok kolay kurabiliyoruz. Yani bu kadar veri, sekarla geçen bütün veriler aynı zamanda şuradaki 54. surenin 48. ayetindeki Zuku messe sakar kelimesi de 1273 ebced'de yerini veriyor. O da 19'un tam katı. Yani bakıyorsunuz burada anlamsal bir örgü var, bir ilişki var. Dolayısıyla sekarı açıkçası biz bir ceza olarak hem dünya hem ahirette bir ceza olarak niteliyor. Yani Allah buradaki 19'da problemli kişilere hem dünyada hem ahirette bir ceza veriyor. Entelektüel bir ceza. 19'un getirisi götürüsü işte bunu daha önceki videolarda da işleyecektik. Bir sonraki videoda da inşallah işleyeceğiz. Hatırlıyorsanız biz kapsayımlarında yine buradaki hani neden buradakini böyle alıyorsun? Çünkü bunca veriye rağmen kafları biz böyle alıyoruz. Çünkü burada bir sürü veri var. Aynen Sekar'daki gibi biz bunu böyle kabul ediyoruz. Evet, buradaki 16. soruya da cevap. 17. soruda işte şöyle bir soru sorulmuş. Allah Kur'an'ı 19 sistemiyle mi korur? Yani biz 19'da korur demiyoruz açıkçası. Sistemi Allah 19'da açıkçası kanıtlandığını, yani korunduğunu kanıtlıyor. Allah Kur'an'da bir iddia yapıyor. Diyor ki, biz bu zikri indirdik, yine bu zikri biz koruyacağız. 5 defa orada zamir Allah'ın bizzat kendisine gidiyor. Dolayısıyla zikir koruyan bizim atalarımız değil, Allah'ın bizzat kendisi. Ve 19 bu korunmayla alakalı bir delil veriyor. Ve 19'la alakalı bu korunmayla alakalı delili de haftaya işte Tevbe suresinin 127. ayetini 128-129'u işlerken vereceğiz. Tevbe suresinde neden besmele yok? Yine onları vereceğiz inşallah haftaya. Dolayısıyla buradaki 17. soruyu 18'de de inşallah şey yapacağız. Genel bir korku var burada. Allah'a ve onun sözüne duyulan güven ve dinin en önemli unsurlarından biridir. Yani Allah'a güvenen, kitaba duyulan güven en önemli unsurlardan biridir diyor. Bu güven yıkılırsa her şey göreceli olarak haline gelir diyor. Dolayısıyla buradaki savunan insanların sorduğu bir soru bu. Diyor ki eğer diyor ben diyor atalarımın bana ulaştırdığı bu verileri göreceli bir veri olarak yani korunmayı burada şüpheyle karşılarsam benim tüm Kur'an'a olan güvenim sarsılır diyor. Dolayısıyla kişiler Allah'ın kitabıyla alakalı o koruma sistemini düşünürken bunu çoğunluğa bağlıyorlar. Yani benim diyor atalarım 1400 yıldır milyarlarca insan bunu korumuş. Dolayısıyla ben buna ona inanmak zorundayım. Benzer bir mantığı Yahudiler de yapıyor. Yani 2100 yıldır Tevrat diyor var diyor. Tevrat dolayısıyla korunmuştur diyor. Bu kadar insan var diyor. Aynı benzer argümanı kuruyorlar. Bizim burada yapacağımız şey şu. Haftaya bu delilleri inceleyeceğiz. Birçok veri var. Yani bununla alakalı. Bunlara tek tek bakacağız. Olasılık hesaplarını yine burada tartışacağız. Bunu haftaya yapacağız inşallah. Burada sunumumuzu tamamlamış oluyoruz. Bir hafta sonra inşallah görüşmek üzere sunumumuzu tamamlıyoruz. Ben gelen arkadaşlara teşekkür ederim. Soracağız. Çok sağ olun. Moladan sonra mı geçelim? Moladan sonra.